Değerli dostlarım, Sazancı İsmail Yüksel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hem satışını sunduğumuz hem de dostlarım görmüş olduğunuz gibi sizlerin istek ve arzularına göre hazırlamış olduğumuz bir boy takım hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ve bunu nasıl yapıldığını sizlere burada canlı canlı göstereceğim. Bakın dostlarım şu anda sizlere siparişler doğrultusunda bu şekilde takımlar göndermekteyim. Bunun nasıl bir takım olduğunu hemen beraber bir inceleyelim. Ambalajımızı bir açalım. Gönderimimizi bu şekilde yapıyoruz zaten dostlar. Bakın şu şekilde bir takım. Şöyle sizlere sunayım. Özellik olarak sorarsanız dostlar ne özellikleri var derseniz. Bakın burada bir adet küsbe aparatımız var. Bu küsbe aparatımızı bakın şu şekilde beraberinde klipsi fır döndüğü gönderiyoruz zaten. Avcı arkadaşlarımız ne yapıyor? Hemen buradan klipsini çıkartıyor. Buraya küspesini takıyor küspe yenilemesini yaptıktan sonra hemen saniyeler içerisinde tekrardan ne yapabiliyor? Küspe aparatını buraya takıp tekrar atışını tekrarlıyor. Bu şekilde hazır bir vaziyette sizlere sunmaktayız. Bugün sizlere bunun nasıl yapıldığını canlı canlı göstereceğim. Bakın dostlarım burada bakın bedenimizi gizleyen şurada stoperle beraber bakın burada stoper atıyorum ben buraya. Stoperimizi öne çektiğiniz zaman Buradaki bedeni şu şekilde ortaya çıkartabilirsiniz bağlantı bedenini. Biz bu bağlantı bedeni böyle sağa sola kaymasın diye bu bağlantı bedeninin önüne bir tane burada görmüş olduğunuz gibi şeffaf bir stoper atıyorum. Bu stoperi geriye doğru çektiğiniz zaman bu şekilde durdurur ve artık bu görmüş olduğunuz bağlantı yapısı ileri geriye doğru hareket edemez hale gelir. Bunun yanı sıra bakın burada 2 gramlık kurşunumuz var. Çünkü bu takımımız yüzen bir takım. Bu takımı hazırlarken dostlarım bunun ağırlık dengesini ve merkezi dengesini korumak için üzerine 2 gramlık bir kurşun atıyoruz. Kurşun bu dengeyi, bu kancanın dengesini sağlayarak kancanın tamamen havaya kalkmasını engelleyecek ve burada yarım medende yani burada görmüş olduğunuz 14 milimlik bir e, topumuz var. Silikon topumuz var. Boylimiz. Burada da görmüş olduğunuz gibi yassı bir mısırımız var. Dostlarım su altında bu görmüş olduğunuz takımın görüntüsü şu şekilde havaya kalkmaktan. Kancayı yarı bedenine kadar, tam beden kaldırmaz. Tam beden kaldırmasını önermiyorum. Çünkü kanca gözüküyor. Burada yarı kamufle dediğim e, malzememizi, bakın şu şekilde yatık vaziyetteyken, bunu tamamen şu şekilde havaya kalkıp kancanın da yarı bedenine kadar havaya kaldırmasını sağlıyor. Buradaki amacımız bu zaten. Burada görmüş olduğunuz gibi dostlarım burada yine ana bedenimizi saklayan e, ee, solucan desenli görünümlü bir malzememiz var. Bunu ister bu şekilde isterseniz de dostlarım makaron yardımıyla yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Biz bu şekilde yaptık. Bugün sizlere bunun ben aynısını yapacağım. Nasıl yapıldığını göreceksiniz. Kullandığımız beden ipimiz 0.50 ipek iplik dostlarım. Çok kuvvetli bir beden ipi. Yani el gücüyle kesinlikle kopartamazsınız. Yani kaç kilo balık gelirse gelsin o da kopartamayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Kancamıza gelelim. Kancamız 2 numara bir kanca. 2 numara bir kanca kullanmaktayız. Son derece keskin ve son derece kavisli. Kavrayıcılığı ve avcılığı çok güzel bir kanca. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi takımımızı sizlere sundum. Bu takımımızı şimdi nasıl yapacağız ona geçelim. Evet değerli gün dostlarım. Az önce görmüş olduğunuz boil takımımızı şimdi sizler için ben burada canlı canlı bir defa nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Burada sizlerin huzurunda şu anda malzemelerimizi bir tanıyalım. Nasıl oluşuyor bu parça? Bakın görmüş olduğunuz gibi tam bir yapboz gibi bir durum söz konusu şu anda ekranlarınızda. Bakın burada olmazsa olmaz boil aparatlarımızı delmek için kullandığımız burada bir şişimiz var. Dostlarım burada bakın şöyle matkap ucu gibi gözüken delgecimiz var. Bunu malzeme delmek için kullanıyoruz. Bu çift taraflı bir malzeme. İki tarafında da bu şekilde if set var. Birinci if set çıkarttığımız zaman karşınıza bu şekilde aparatı ve boylu toplarımız delmek için kullandığımız gördüğünüz hmm. gibi if setimiz var. Burada da dostlarım şişimize milimiz var. Bu da e, ipi geçirdiğimiz zaman rahatlıkla bakın şurada çentiği var. Bu çentiği de şöyle görebiliyorsanız eğer elimizin ucunda. Bu çentiği de kıstırdığımız zaman ipi e, içerideki sifonların için çık çıkartması için kullandığımız bir aparat. Bu da bunun için yarıyor. Bunu biz ne yapıyoruz? Diğer kısma vidalıyoruz bu şekilde. Bakın şöyle vidalıyorum bunu buradan şu şekilde. Diğerini de bu şekilde vidalıyorum. Parça bu şekilde bir hale gelmiş oluyor. Bundan sonrası artık eee bollarımızı takmada kullanacağız. Dilerseniz ikinci malzememiz şurası stoperimiz var. Az önce göstermiş olduğum gibi bunu şu sifonlarımızı, bu görmüş olduğumuz anti tangerlarımızı buraya sabitlerken kullanacağımız stoperimiz. Balant yapısında göreceksiniz zaten. Dediğimiz gibi anti-tangle'ımız yani burada e, bağlantı yapısını ileri geri sabitleyecek olan bir malzeme. Klip sıfır döndüğümüz var. Malzemeler içerisinde yapacağımız küspeli aparatla takım olduğu için şuradan küspe aparatımızı alalım. Bakın şurada da küspe aparatımız olacak. En sona koyayım bunu. Şöyle. Akabinde bakın dostlarım kullanmış olduğumuz iğne bu. Bu şekilde bir iğne kullanacağız. Buradaki iğnemizin Bakın görmüş olduğunuz gibi iki numara bir iğneden ibaret. Boy iğnesi. Bakın iç kabisinin derinliğini görüyorsunuz. Çok güzel ve çok keskin bir iğne. Çok avcı bir iğne dostlarım. Yine burada kanca gizleyenimiz var. Bahsetmiş olduğum gibi solucan görünümlü bir kanca gizleyen. Bunu dostlarım ister böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de bakın şöyle bir malzeme göstereyim ben sizlere. Şuradan makaronlu sifonlarımız var. Bakın şurada makaronlu sifon. Isıyla daralan bir sifon. Bunu da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Biz genelde şu anda bu sifonlarımızı kullanıyoruz. Daha sağlam oluyor malzememizde. Bunu da bırakalım. Gördüğünüz gibi kıstırma 2 gramlık kurşunumuz var. 2 gramlık kurşunumuzda malzememizi dengelemek için, iğnemizi dengelemek için kullanacağız. Ve son olarak burada görmüş olduğunuz klasik küspe aparatımız var. Burada altta küspemizi dengeleyen alt yapısında bağlantısı, üst yapısında da klipsi fır döndüğünü takacağımız yer var. Dostlar en son olarak bakın şurada kullanmış olduğumuz 0.50 beden bir misina ipimiz var. Yani iplik misina. Öyle diye geçiyor. Bunun bağlantısını yapacağız. Ve bugün sizler için kombin olarak giderseniz şöyle iki tane boylumuz var. Bakın burada sarı renk kullanmak istiyorum sizler için. Burada da turuncu rengimiz var. E, kameralarda bu kırmızı gibi gözükebilir ama bunun rengi turuncu dostlarım. Onu söyleyeyim sizlere. Bununla bunu kombin yapıp birleştireceğiz. Ve bunu da birleştirmesini bu görmüş olduğunuz Ve stoperi sağlayacak. Dilerseniz hemen videomuz fazla uzun olmadan balant yapılarımızı sağlayalım. İlk önce kancamızı bağlayacağız. Kancamızı bağlamak için kullandığımız ipi bakın dostlarım önce balant yapısından bıraktığım mesafe. Ortalama 4 parmak kadar bir mesafe bırakıyorum. Bu mesafeden sonra birinci halkamı şu şekilde oluşturuyorum. Bakın şöyle oluşturuyorum ve iğnemi getiriyorum. Bakın iğnemi aldım. İğnemi getirdim şuraya şu şekilde tutturdum. İğnemizi. Bakın şu şekilde yine kaldı. İki parmağımla, iki parmağımla içeriden giriyorum. Dostlarım 8 çizerek, bakın 8 çizerek şu şekilde. 8 çizerek 1, 2, şöyle 3, 4 defa turumu atıyorum. Bağlantı yapısında ve ipimi önce arkadan sonra önden çekerek şu şekilde kancamızı bağlamış oluyoruz. Bakın dostlar. Kanca bağlantımızı bu şekilde yapmış olduk. Gayet basit. Şimdi biz boylimizi takacağımız şu görmüş olduğunuz ana hatı kanca ile birleştireceğiz. Bakın. Kancanın şu görmüş olduğunuz kısmının şu fazlalık olan kısmından bakın bir tur şöyle geçiriyorum. Bakın şöyle bir tur geçirdim. Şu şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Bunu da buradan geçiriyorum. Şöyle çekip buraya bunu sıkıyorum. Çentik hizası bakın şöyle göstermek istiyorum. Çentik hizasıyla bağlantı hizası hemen hemen eşit olmalı ki boylumuzun duruşu gayet nizami olsun. Şöyle ayarladım. Bakın artık bağlantı yapısı bu şekilde oldu. Şimdi yapacağımız olay ise boylerimizi buraya takmak. Bunu nasıl takacağız? Az önce sizlere bahsetmiş olduğum bakın bu aparatımız vardı. Şuradan deliyorum. Bakın şuradaki deliyorum diğer tarafa geçirdim. Bakın değildim diğer tarafa geçirdim. Çıkartıyorum tekrardan. Bir de bunu deliyorum. Bunlar plastik malzeme. Bir de bunu deldim şu şekilde. Bunu da çıkarttım. Şimdi mil kısmıyla bakın mil kısmıyla mısırın şu görmüş olduğunuz ince tabakası aşağı bakacak. Birinci kısmı buradan geçirdim bakın şöyle. İkinci kısmı da şu şekilde buradan geçirdim. Şöyle mile malzemelerimi geçirdim. Şimdi de bu hatta geçireceğim bu malzemeleri. Nasıl mı? Bakın şu şekilde tutuyorsunuz ipinizi. Bunu ucunda çengel var. Çengelle burayı yakalıyorsunuz, ipi yakalıyorsunuz. Bakın elimin duruşuna iyi bakın. Yavaş yavaş ileriye doğru itiyorsunuz. Bakın. Çengelin içerisinden şu anda geçmekte görebiliyorsanız eğer geçiriyorum ve belli bir noktaya gelince duruyorum. Artık e, bu çengelle işim bitti. Bunu buraya koydum. Bakın şöyle bir görüntü elde ettim göster. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi bunun ince ayarları var. İnce ayarları yaptıktan sonra hemen V stoper'ı takıyorum ve nizami bir şekilde bağlantıyı tamamlıyorum. Şu görmüş olduğunuz bakın bağlantıyla sarı topun altındaki iplik hemen hemen 1 santime yakın olmalı. Ne 1 santimden fazla ne de 1 santimden az. 1 cm'e yakın olsa yeter. Yani 1 cm olsa da kafidir. Şu görmüş olduğunuz bu alanı çekiyorum. Bakın yukarıdan geliyor. Çok az bir miktarı kaldı. Bunun için ne yapacağım? Şurada görmüş olduğunuz V stoperinden bir tane kesiyorum. Tırna makası yardımıyla. Kestim. Bakın şu V stoperimi alıyorum. Şöyle bir V stoper bakın görebiliriz mi? Bunu aldım. Ve buradan şuraya geçiriyorum. Bakın şu şekilde oldu. Bunu da elinizle şöyle yavaş yavaş çektiğiniz zaman şurada bakın bu mısırlar, bu silikon mısırlar ortalarında yarık var. Bu yarıkları arasına tek getiriyorsunuz. Bakın çektiğiniz zaman içeriye doğru gömülür, kaybolur ve artık bu bağlantı tamamlanmış olur. Burada görmüş olduğunuz fazlalığı yine tırnak bakası yardımıyla hemen keselim. Şöyle bunu da kestim. Şu fazlalığı da çakmak yardımıyla ütülemeniz gerekecek. Hemen çakmağımızı alalım. Şu fazlalığımızı ütüleyelim. Bu da tamam şöyle bastırdığı zaman daha kuvvetli olacaktır. Bakın artık fazlalıklardan kurtulduk. Şöyle güzel bir boylumuz oluşmuş oldu. Hemen sizlere şu görüntü yapısını gizleyen artık e, ee, solucan görünümlü bu kurduğumuzu ekleyelim buraya. Geçirdiğiniz zaman bakın şu şekilde. Bazen küçük olabiliyor. O zaman mil yardımıyla geçirebilirsiniz. Sorun değil. Bakın çıktı. Artık bunu çekin. Şuraya getirin. Şu şekilde bastırdığınız zaman dostlarım içeriye doğru bastırdığınız zaman bu kurt bunun içerisine girecek ve şöyle bakın yavaş yavaş gizleyecek bunu. Bunu gizlemeye başladığı zaman artık bağlantı yapınızı oluşturmak Bak şu şekilde yavaş yavaş girmekte. Ne kadar nizami yaparsanız görüntünüz de o kadar güzel olacaktır dostlarım. Şöyle toparlayayım ben bunu yapsınım. şöyle Şöyle biraz daha. Bakın şu şekilde bir bağlantı yap soruşturur. Bunu şu anda şu görmüş olduğunuz bağlantıyı komple gizlemiş oldu. Ve boyunuzda şu anda buraya herhangi bir şekilde sürtünmeyle zarar verecek olan bir durumdan takımınızı korumuş oldunuz. Şimdi gelelim kurşunumuza. Kıstırma kurşunumuza. Demiş olduğumuz gibi burası kıstırma kurşunumuzun burası neydi? Yarıktı. Yarık kısmı alıyorsunuz. Şuradan yine hemen hemen 1 santim. Fazla değil bakın 1 santimlik alana getirdim. Şöyle getirdim. 1 santimlik alana getirdikten sonra bunu da dostlarım yine pense yardımıyla buradan tutuyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Kurşunumuzu da buraya ekledim. Gördüğünüz gibi kurşun da tamam. Sıra geldi. Dostlarım şu görmüş olduğunuz stoperimize Stoperimizi ana hattımızdan geçiriyorum. Ve ana hattan geçtikten sonra yukarı doğru kaldırdığım zaman stoperimiz ipin içerisine girmiş oluyor. Bakın. Şu anda ipin içerisinde. Bunu şimdilik aşağı doğru indiriyorum. Bu şekilde. Burada kalsın şimdilik. Birazdan küsbe aparatından sonra içeriye alacağız. Evet dostlarım bağlantımız demiş olduğumuz gibi yaptık. Stoperimizi ekledik. Şimdi gelelim anti-tangle'ımızı ana hatla buluşturmaya. Bunu da bunun içine geçirmek için bu görmüş olduğumuz maşamızı kullanabilirsiniz. Bunun da kendi içinde delik var. Kısımda görüyorsunuz boşluk var. Bu maşamızı içeriden geçirdim. Uç kısmını dışarı çıkarttım. Çentiği var. Bakın çentiğini ayarlıyorum. Şöyle çentiğini ayarladım. Bu çentikle bunu yakalayacağım. Misinamızı yakalayacağım. İplik misinamızı kıstırdım ve çekiyorum. Kıstırıp çektiğiniz zaman bunu da bunun içinde rahatlıkla ne yapmış oldunuz? Geçirmiş oldunuz. Şimdi son aşamamız görmüş olduğunuz gibi aparatımızla bağlantımız yapmamız. Bu da dostlarım bakın kuvvetli bir bağlantı yapısı göstereceğim. Bunu bilenler biliyor zaten. İçerisinde bir defa geçiriyorsunuz. Sonra bir kez daha geçiriyorsunuz. Bu kısmı şöyle bakın ayarladınız. Bu kısmı şöyle elinizle yakaladınız. Bakın şu şekilde elinizle yakaladınız. Ve en az ama en az 4 ya da 5 tur. Şöyle 2, 3-4-5 tur geçirdiniz. Ve şu görmüş olduğunuz halkayla bunun içinden geçeceksiniz Şu şekilde bunu da bunun içinden geçirdiniz. Ve boylunuzu şöyle geriye doğru çektiğiniz zaman. Bakın şu bağlantı bunu sıkıştıracak. Sıkıştı. Şuradan hemen bağlantı yapısı şu şekilde oldu. Şöyle gösteriyorum. Fazlananı hemen kesiyorum. Şuradan fazlalarını kestim. İyice bütünleşsin ondan sonra kıstırma yapacağız ve sonlandıracağız. Şöyle bakın iyice mühürledim burasında. Şu görmüş olduğunuz anti tangleınızı yani şu borunuzu buraya geçiriyorsunuz. Bakın bağlantıyı gizledi, bağlantıyı gizledi ve son aşama şu görmüş olduğunuz. Bakın buradaki stoperinizde geriye doğru çektiğiniz zaman burası böyle kalacaktır ve artık bunu ileri gitme, geri gitme olayı kalmayacak tamamen kitleyecek. Ve dostlarım artık sizlere korayık olsun diye klipsi fır döndüğünüzü açıyorsunuz şuradan. Getiriyorsunuz küspü aparatınızın olduğu yere takıyorsunuz. Kapatıyorsunuz tekrar kilidini. Ve sizler için şu anda profesyonel bir lig takımı. Dostlarım dileyen el becerisi olan dostlarımız bunu rahatlıkla görmüş olduğunuz gibi yapabilirler. Yapamayan dostlarımız için de Sadancı İsmail Güsler kanalını edip oradan bizlere sipariş verebilirler dostlarım. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz, değerli yorumlarınızı yazıp bizlere soru ve önerilerinizde bulunursanız, dostlarım, inşallah büyük bir aile yolu üzerinde emin adımlarla ilerlemekteyiz ve bunu sizler sayesinde yapacağız inşallah. Bu ve bunun gibi değerli videoların gelmesini isterseniz inşallah dostlarım tekrar diyorum, kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Buradan hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın, sağlıcakla dostlarım.